Günaydın arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz canlarım. Nasılsınız, ne diyorsunuz, dövüyorsunuz, inşallah iyisinizdir. Eşim kalktı arkadaşlar, en ilkin kediye mama vermek, ondan sonra tavukları dışarı koyurmak. Dışarı tavukları koyurmuş. Öğün hava şöyle göstereyim arkadaşlar, bulutlu, rüzgarlı, görüyorsunuz böyle rüzgarlı bir havamız var. Bahçemizde maşallah. Rüzgarlı değil, şöyle serin, nefis bir hava. Serin, var. Güzel yani. Malalarımı nereye koydun aslında? Malaların ama, malaların şeyde, neydi? Depoda. Koyamadın şeyin altına bak ver. Sen oraya git, ben alayım. Hiç bulmasan şeydedir. Yine o günkü gibi bulamamazlık yapma ha. Arkadaşlar bazı gözünün onu doluyor. Hatice, Hatice. Hatice nerede? Hatice nerede? Hatice nerede? Hep Hatice. Ayak vallahi döne 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 var ya, şunu getir bunu getir. Yemin ederim var ya, ayaklarıma kara su indi ya. Arkadaşlar şöyle de göstereyim nane. Şura gibi ecik daha büyüsün şöyle kızlara. Şu orta biraz ecik ufak. Görüyor musunuz? Bunları kızlara kurutacağım. Üçüne de kurutacağım arkadaşlar. Anneme biraz kurudurum. Güzelce de bunu şu şekil büyüdüğü zaman nane mis gibi böyle kokuyor. Ortalığı sabah sabah buram buram koku yayılıyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Nanemiz gerçekten çok güzel. Şimdi sen ne yapacaksın Ali'ciğim bugün? Ben abi bunu... Gel. Seni şikayet ediyorum arkadaşlarımıza. Sen hep beni zaten şikayet ediyorsun. Niye diyorsun? Şunu getir, bunu getir diye diye diyorum. Kendine çok ayakta beni böyle ayaklarıma kara su iniyor. Getir götü. Çekiç getir, çivi getir, pelkpeden getir, mala getir, arkadaşlar, su getir diye diye. Hatice Hanım'ın şikayeti bitmez. Bitmez. Ama isteği de bitmez. Niye ki ne? Şimdi dur. Bunu yaptım. Bu sefer de dedi ki içine bir şey yap, onu da yapacağım. Şimdi önce dedim bir dış yüzünü şöyle içine dışını şurayı bir alt tarafını komple. Sen de altı şu orayı sıvan mı oranın yakışıklığı gider. Duyuyor musun? Oranın üstünü sıvan mı oranın yakışıklığı gider. Yok burası sıvanır mı? Alt tarafını. Ha, sen de altını, ha, altını sıva olsun. Sıvayım güzelce şu şekilde. Çirkinliğe gitsin. Hatice Hanım kamarıya az geriden bak. Bak böyle komple sıvayıp şu köşelerimi de koyacağım şöyle. Çok da güzel olacak. Tamam mı? Aynen güzelce sıva. Şu harcımı karıştırayım. 2 dakika müsaade et, olur mu? Şimdi arkadaşlar benim dediğim bir şeyi arkadaşlara göstereceğim. Şunun içine şöyle dün ben kendi başıma böyle bölme böldüm. Bakın. Şimdi diyorum mangalı şöyle üstüne koyacak böyle pişirecek bir şey olmayınca yerine bir olmaz sizce. İki böldük bilmiyorum. Bakalım bunun içine demir mi koyacak, demirin üstüne mi konacak. Tuğla ben diyorum tuğla örelim diyorum mangalı şöyle üstüne koyak diyorum bilmiyorum nasıl bir şey çıkacak. Duman sen ne yapıyorsun oğlum la? Buraya da arkadaşlar çöpleri böyle. Süpürdüğümüzü dün süpürdük buraya koyduk. Sen ne örüyorsun? Bunu he arka şu koşuya koyacağım, oraya koymuş. Çiçeklerimiz arkadaşlar şöyle de göstereyim güzelce büyüyor. Şu asma arkadaşlar yeni yeni daha kendine geliyor. Şöyle yeni patlıyor. Öbür asmam patladı. Biliyorsunuz kapının önündeki şuradaki asmalar çok çirkindi arkadaşlar. Şöylece orada vardı, orada vardı. Kapı böyle bunalım içindeydi arkadaşlar. Biz de böyle kapımızın önünü şöyle genişlettik, güzelce açtık. Ferah dedik olsun dedik şöylece. Orada geçecek yer yoktu arkadaşlar biliyorsunuz. Biz de buralara böyle şu kıyılara asmalarımı arkadaşlar dikerken belki paylaşmamışımdır. Şu asmam güzel tuttu. Daha şunlar fazla. Şöyle göstereyim. Yeni yeni patlıyor. Şu çiçek herhalde geç şey yapan tutan çiçekten arkadaşlar. Buralara böyle görmüş olduğunuz gibi güzelce ne her şeyimi soktum güzelce ne bakalım. Ali Efendi de güzelce karıştırsın. Sıvasını yapıversin. Şimdi ne yaptın? Şimdi ne yaptım? Güzel bir soru. File koyalım. File dedim. Koşa koşa. Harcını koydun herhalde. Aman harcını koydun dedirdin bana. Harcını herhalde karıştırdın.
Harcını karıştırdım. Şu köşeyi şuraya koyayım. Şeker koysun. Köşelerini. Sen kenarlarını çek. Eş tane köşeleri mi çekecek? Evet. Bugün de arkadaşlar dedi bu şey işi bitsin. İnşaat işi bitsin arkadaşlar. Sıkıldım artık ben de. Biz de sıkıldık gayri yeter. Siz de sıkıldınız. Çok sıkıldım. Gelelim inşaat inşaat. Gayri ben de yeter. Sen de yıprandın ben de yıprandık gelelim. Bitecik arkadaşlar ben diyorum şöyle şimdi oturup da bacaklarımı şöyle sallamaya bir salıngaç istiyorum. İster tahtadan yapsın, ister demirden yapsın. Aha şu 5-10'dan bile olur. Ali, şu 5-10'la var ya. Ondan bile olur. Tahtayla bile olur içine şöyle sallanmıyor. Bak ona hiç seslenmiyor. Biter yoruldum, yapmam bir şey. Yok vallahi ya bir tek olmaz. Salıngaçsız olmaz abi. Niye diye sorarsan salıngacı içinde ben şöyle bir uzanıp sallanma istiyorum böyle. Bacakları neyin ferahlar insan yorulur. Beni yoruyorsun sabahtan beri şikayet ediyorum. Hem de benden salıngaç istiyorum. Şu ne yaptım acaba? O ne demek lan? O ne demek? Yani. İki niye koyuyorsun? Hı? İki niye koyuyorsun? Biri bir tarafın biri bir tarafın işte hep. Ha, köşeler düz dursun da yine. Salıngaç arkadaşlar sizce sizin de fikrinizi alıyorum. Salıngaç buraya şart değil mi? Şart. Çocuklara da şart. Bana da şart. Gülcan'a da şart. Kendi de sallanı yaptı mıydı? Ha sallan içine yatmalı. Hamaktır. Hamak türü bir şey istiyorsun sen. Hamak değil. Böyle içine oturup da böyle ayaklarımızı böyle ferahlatacak, sallayacak, salıngaç böyle. Aynı oturak şekil. Şöyle şu oturak şekilde üstüne böyle koyacaksın. Anladın mı? Heh. O kadar yaptın da bitecek bir şey mi yapamıyorsun? Salıngacımı mı yapamıyorsun? Öyle kurtuluşun yok. Hani efendim. Arkadaşlar böyle bu şekil güzelce ne? Onu da çekiversin mis gibi. Köşelerini koyuyor. Duvarlarında sıvayacak güzelce ne? Yere bir şey kalmış. Aynen bitti. Zaten bir içinin ise de bir bölmesi mi kaldı Ali? Aynen. Şöminemiz güzel oldu arkadaşlar gerçekten şöylece. İçinde bir et pişirmesi kaldı. Ali. Sen bir şey ben yiyeyim olmaz mı? İçini bölmedin de et de yok şimdi şu an. Ben alıp gelecek değilim. Arabayı ben değilim Ali. İyi, araba şoförü sensin. Aslında bana iyi öğretmiyorsun ki şu arabayı. En azından sen de hasta sokar oldun muyun? Yarın Gülcan belki evlenip gittiği zaman ondanıma söyleyeyim. Ben ki bir ekmek alıp gelirim. Belki bir su alıp gelebilirim. İzin, ehliyet olmayınca izin vermezler mi? Şöylece çeke koy bir Ali sen tamam mı? Tamam. Ben seni çağırırım biterken. He? Biterken çağırırım. Ben şu işim var. Tamam. Arkadaşlar az kalmış. Birinciyi bitirdin mi? Bitti. Şöyle içini şu şekil bir sefer sıvamış. Şöyle ikinciye gidiyor herhalde üstüne. Köşelerini koymuş. Güzelce ne? Sıvıyı eline sağlık. Dediğim gibi burayı da düzelt gerek yok. Şeyle hemen bir bezle o şeyini alıveririm. Anladın mı? Olmaz o da mangalı alıp onun üstünde öyle oluvermez Ali. Altına lastik sararız. Güzel olur. Olmaz ya. Sen benim dediğim et ya. Başıma iş açma ya. Tamam mı? Niye sürüyor? Beyaz sana. Yok ya. Oradan tel kara. Oradan aldığın zaman yağının eli olmaz Ali. Sen benim dediğim gibi onun gibi koy. Bir şey olmaz. Temizlemesi kolay bir de olmaz. He. Şunun üstüne sür şöyle güzel düz. Şunun gibi. Şöyle. Şöyle yağla tamam. Sen benim dediğim et o şekil fayas mayas döşettiremem. Çünkü oradan telinden aldığın kara mıra hem gerek yok.
Ne yaptım? Ne yaptım? Arkadaşlar, ta bizim aldığımız sahip koyumuz sağ olsun. Eşim şöyle suya tutmuş, yıkamış. Şimdi oraya üstüne dedi, hayat koyum dedi. Tele korken dedi, döşerken dedi. Şimdi şöylece güzelce ne? Oraya bir iki parça fayas döşeyecek. Fayası koyunca mı koyacaksın şimdi? Evet. O tırtıllı olmaz olmaz mı? Altına. Ha, şöyle tırtıl oluyor. Yakından gösteririm. Ha, koruk. Ben gördüm. O tutacak altını bence. Şöyle. Her şeyin bir şeyi var. Ucu tırtıllı arkadaşlar. Şu şekil. Nakış ver ya. Ali. Nakış ver iyi. Fazlalıklarını da herhalde alıyor. Akıllı mal ala. Aynen. Vallahi akıllı malaymış ha. Hava serin gibi korkuyu da kızdırıyor lan Ali. Değil mi? Evet. Şimdi birazdan da bunu bunları getirdik, götürmek. Tek tek vazife hattıya düşer. Şimdi köşesini koyuyor. Çorak niye kalktı? Ali. Evet. Neyse sonra şeyle dolacak herhalde. Şeyimiz de yoğunmuş herhalde. Sede o muydu? Başka yok muydu ki ne? Yeter o elimiz bu tarafa. Ha, kenarları o olmadığı zaman insanın elini yırtıyor arkadaşlar. Bu taraftan ha, orada öbür tarafı yaparken dikkatli olmak lazım. Hah geçti. Kelepçe gibi. Şunun şeyin de fazlalığında şurada şöyle göstereyim. Fayas makinesiyle kesecek bence. Oraya bir tane almaz değil mi? Arkadaşlar donmadan diyor. Hava sıcak, güneş. O konuda biraz sessiz kaldı. Kusura bakmayın. Ben böyle devam edeyim dedim. Bence sen de çünkü ben yetiştiremiyorum. Tamam mı? Diyecekler kusta sen misin diyecekler ondan desinler. Sonra. Desinler. Demez arkadaşlar. Seni daha çok seviyorlar. Bana öyle diyor diyor. O seni çok seviyorlar diyor bilmiyorum. Kaylan... Niye öyle diyor Ali Efendi bilmiyorum. Kıskandığından mıdır? Neden öyle diyor? Hep öyle diyor. Arkadaşlar diyor, seni benden daha çok seviyorlar diyor. Ben de onları seveyim. Yani. Sevilmek iyi bir şeymiş. Gurur duyuyorum ya. Sevildikçe Ali. Elinde çamaşır yiyor, su çek. Şimdi makine yiyor. Ali evde süpürüyor. Gene çıkışam yok. Niye böyle ki? O zaman demek ki daha bir geçlik varmış ya hepsine çalıştığımıza göre. Bir sürüydü mesela çoluk çocuk da vardı o zaman. Hülya vardı, Muhammed vardı, Seyit vardı. Abim Ali vardı, Emrah vardı, benim Özlem, Elif'ti. Derken aha bu da. Bir sürüydük la. Vallahi o zaman geçtik. Gungun aratıyı ben onu bilmiyorum. Ne örüyor bizim tavuk? Kalk, kalk, kalk. Yumurtaya gelecek herhalde. Arkadaşlar iyice. Arkadaşlar şöyle fayaslarımız bitti. Gerçekten çok güzel oldu. Şu şekil. Şimdi üstünün bezini çekiyor. Şöylece süngerler tırtıllarını güzelce dümdüz oldu. Şöyle şu şekil. Gerçekten çok güzel oldu arkadaşlar.
Eline koluna sağlık diyorum. Şura iç tarafı kaldı şimdi. İçini düzleştirecek. Böğürlerini böyle bu şekilde süngerle üstünün bezlerinin şeylerini düzeltiyor. Gerçekten yapılan işin hiçbir şeyi kötüsü olmuyor arkadaşlar. Çok güzel oldu. Mis gibi oldu. Ya da diyor bir ileri zamanda bir kapak bulabilirsem diyor. Oduna, kömüre diyor. Koyalım diyor. İstikleyelim oraya diyor. O şekil diyor. Oradan diyor. Hemen diyor. Mangallık telini falan diyor. Kedi köpek diyor mesela. Oradan yıkarız diyor. Oraya koruz diyor. Oradan diyor. Alırız pişiririz hemen diyor. Yakın cana daha iyi olur diyor. Böyle çıkma kapak bulabilirse arkadaşlar bazen böyle dediğim gibi atıyorlar şeylerin kenarlarına. Oradan bizim elimizde buraya göre uzun kalmadı var ama biraz şöyle kısa olanlardan var. O da buraya olmuyor. Ağzında şöyle demir olmuş olsa diyeyim, o demir de yok. Şöyle sürgülü bir şey olmuş olsa yağmur falan vurmaz. Çok güzel olur ama bu şekilde şimdi iş tarafı kaldı sadece. Şimdi işlerinde şöylece onu yapma nedenin ne oluyor? Düzeltme değil mi? Yaparını düzeltiyor. Şeylerin tırtıl yerleri düzeliyor. Tırtıl olan yerler. Ondan yapmadığımız zaman, süngerle yapmadığımız zaman tırtıl tırtıl oluyor arkadaşlar. Sünger dümdüz yapıyı. Bura nasıl olmuş? Güzel olmuş. Ben yaptım. Şimdi burada mangalı, eti harmanla. Şurada tencerenin. Tenceren burada durur. Evet, sıcakça yine közüm üzerinde olur. Daha tabii ki. Olmaz. Bence olur. Arkadaşlar. Şuralara sabitleme. Ondan sonra altına da bir tane ızgara türü bir şey koyacağım ki. Evet. Ateş yanarken sönmesin. Alttan hava alsın. Tabii ki. Daha güzel olur. Vermiş aldığın gibi bizim. Bak hiç hatasız her şey. Gayet. Çiçeklerin içinde. Bahçemiz mis bak. Bir dakika. Orayı da o şekilde yaptım. Güzel olmuş. Bahçemiz de mis gibi. Görmüş olduğun gibi. Doğayla baş başa. Baş başa.